Bundan dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. 24 Kasım'dan bu yana zor günler yaşayan Türk sanayicisinin gözü kulağı Rusya'daki Erdoğan-Putin görüşmesindeydi. Sıcak geçen ikili görüşmeler, Rusya'ya ihracat yapan hemen her sektörden Türk iş adamı için yeni bir umut oldu. Yani hem sektörümüz açısından hem ülke açısından çok önemli diye düşünüyorum. Hazır giyim sektörü daha önce Rusya'ya 1.5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Ancak bozulan ilişkiler ihracatı 250 milyon dolar seviyesine kadar geriletti. Yani yaklaşık 1 milyar doların üstünde bir kaybımız var sadece tekstil ve hazır giyimde. Diğer sektörlere de katarsak bu çok daha büyük rakamlara gelecek. Dükkanlarını kapatmak zorunda kalan iş adamlarının hedefi eski günlere geri dönmek. Çok olumlu sonuçlar çıkacağını da düşünüyorum. Yani beklentimiz çok yüksek. Umarım beklentimiz noktasında gelir. Biz de elimizden geldiği kadar artık oradaki kararlar doğrultusunda çalışacağız. Tekrar Türkiye'nin ihracatını o rakamlara getirmeye çalışacağız. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, görüşmeden çıkacak kararları merakla beklediklerini söyledi. Rusya tarafından vizelerin de kalkmasını ve serbest ticaret anlaşmasının da çalışılmasına başlanmasını ilk etapta bekliyorum. Türk iş adamı bölgesel işbirliğine dikkat çekti. Biz genel olarak Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle bu tür birliktelik ve güvene dayalı iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğu durumda Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde büyüyebileceğini düşünüyoruz. İHKİB Başkanı ilişkiler beklendiği gibi giderse 2017 altın yıl olabilir dedi. Ben 2017 yılında Türkiye ihracatın 2013 yılı rakamlarını yakalayacağını düşünüyorum. Yani 2017 yılı altın bir yıl olacak diye düşünüyorum Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler. Sadece bu